Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Arkadaşlar, İsrail'in azgınlığını görüyorsunuz. Lübnan'a saldırıyor. Artık oradaki sivilleri de saldırmaya başladı. Lübnan'ın güneyi boşaltılıyor. Kuzeye doğru gidiyor. Boşaltın demişler sivillere. Buraya saldıracağız demişler Hizbullah'a. Onlar da kuzeye doğru gidiyorlar. Çoluk çocuklarını almışlar artık. Oralar da boşaltılıyor. Ama Lübnan'dan ileri gidemeyecekler arkadaşlar. Lübnan'da sıkışacaklar. Size bahsettiğim o İran'ın saldırma meseleleri çok yakın. Saldıracak İran onlara. Mecbur saldıracak çünkü tapınakçıların emrindeler. Rusya'nın emrindeler. Rusya tapınakçıları artık burada müdahale etmesi gerekiyor. Buradan ileri götürmezler onları. Neler olacak saldırdıktan sonra? İsrail nasıl geriye doğru kaçacak? Hatta Mescid-i Aksa'yı bile boşaltacak Kudüs'ü. Kudüs'ü bile boşaltıp kaçacaklar geriye doğru. Bu nasıl gerçekleşecek? Hadis-i şeriflere göre böyle olması gerekiyor. Bu nasıl olabilir? Ondan bahsedeceğiz şimdi. Bir de yakın zamanda birkaç gün önce de Lübnan'da biliyorsunuz çağrı cihazlarını patlattılar. Bataryaları patlatarak insanlara zarar verdiler. Hizbullah'ın iletişim araçlarını patlattılar. Yani orada Hizbullah'ın kendi milislerine, askerlerine, görevlilerine zarar verdiler bu şekilde. O konuda da ben bir şey söyleyeyim arkadaşlar size. Benim mesleğim elektronik. Elektronikçiyim ben. Bu lityum bataryalar zaten bomba gibi patlıyor arkadaşlar. Bomba gibi patlıyor bunlar. Yani herhangi bir bomba yerleştirme gibi böyle bazı haberler çıkıyor. İşte bombamı yerleştirdiler cihazın içine falan. Bu mümkün değil, bomba yerleştirmeleri. Neden mümkün değil? Zaten bomba yerleştirmiş olsalar çevrede 15-20 metre, 30 metreye yayılır. Yani çevrede ne kadar insan varsa ölümüne sebep olur. Öyle dehşetli bir patlama olur. Bu videolarda da gördüğünüz gibi küçük patlamalar oluyor ama biraz bizim bildiğimiz batarya patlamasından biraz daha yüksek, 2-3 misli kadar yüksek bir patlama oluyor. Bunun sebebini ben size söyleyeyim. Neden olamaz bomba yerleştirme? Şimdi bütün 3000 taneden fazla çağrı cihazı patlatıldığı anlatılıyor. 3000 tane fazla çağrı cihazına bomba yerleştirdikleri zaman bunlar, yani alan insanlar da salak değil arkadaşlar. Bu Hizbullah'ın içindeki insanlar, onların da kendilerine göre elektronik teknisyenleri var. Belki bomba aramak amaçlı değil ama şunun için telsizleri açıp bakarlar. Ya dinleme cihazları koymuşlar mı içine? Toplu iğne kadar, toplu iğne başı kadar mikrofonlar yapılıyor. Dinleme cihazları, telsiz cihazlar oluyor. Onlardan koyulmuş mudur diye mutlaka içlerine bakıp araştırmışlardır. Yani bunu örgüt kullanacak böyle sıradan bir çağrı cihazı değil bunlar. Onların da kendine göre elektronik teknisyenleri mutlaka aldıkları cihazın içlerini açıp kontrol ediyorlardır arkadaşlar. Kontrol etmeden kullanmaz. Ki zaten elektronik teknisyenlerin çoğu da onların Rus'tur. Teknolojiyi onlar Ruslardan alıyorlar biliyorsunuz. Rusya'nın kontrolünde Hizbullah, Husiler, İran. Bu artık yakın zamanda daha iyi anlayacaksınız. Zaten şimdi konunun içinde de anlatacağım. Şimdi bunlar cihazı aldıkları zaman cihazın içinde, devrenin içinde arkadaşlar entegre dediğimiz işlemci denilen bir malzeme var. Hani kırk ayak dediğimiz böyle. O siyah parçadan bahsediyoruz. O parçanın içinde anahtarlama sistemleri var. Onu dışarıdan sinyalle o entegreye müdahale edebiliyorsunuz. O entegrenin içinde tabii ayaklarında, bacaklarında artı kutuplar, eksi kutuplar var. Bunları kısa devrettiğiniz anda, yani bataryanın, o içindeki lityum bataryanın ucularını kısa devrettiğiniz zaman anotla katot birleştiği anda o batarya bomba gibi patlıyor arkadaşlar. Yani ben bir defasında tablet bataryası sökerken tabletin içinden tabletlerin önceden ekranların, metal ekranların arkalarına yapıştırıyorlardı. Sökmesi zor oluyordu. Hiç yapmadığım bir şey. Erindim dedim ya şimdi plastik bir şey almayayım. Elimde de falçata vardı. Falçatayla sökmeye çalışırken böyle bir anda falçatanın ucunu anotla katatın ya incecik kağıt gibi bir batarya düşünün. Öyle lityum güçlü bir, yuvarlak bir batarya değil. Kağıt gibi batarya olmasına rağmen bataryanın ucu hafif yırtar yırtmaz anotla katodu kısa devrettiğim anda bir pat sesi çıktı. Batarya aniden bir alev aldı arkadaşlar. Acayip bir yanma yani. O batarya yanmasını yani teknik servisler ne demek istediğimi anlıyordur. O bataryanın su döktük üstüne su bile söndürmüyor bataryayı. Küçük bir kağıt batarya olduğu halde bunun amperinin yüksek olduğunu düşünün. O çağrı cihazlarına takılan bataryalarda var sorun. Nasıl sorun var? O bataryaların içindeki lityum tuzudur. İşte asitler var içinde. Onlar yüksek miktarda konulmuştur. Bunu ölçme imkanı yok kimsenin. O çağrı cihazları alan o teknisyenlerin bile bunu ölçme imkanı yok. Akıllarına bile gelmez. Böyle bir şey yapmış o firma. O firma o bataryalarda var ne varsa o bataryaların içindeki konulan asit miktarlarının yüksek olmasında var. Bu da amperlerin yüksek olmasına sebep oluyor.
şişmeden direkt patlamış. Şişen batarya çok yüksek derecede patlamaz arkadaşlar. Zarar vermez. İşte diyorlar ki bazı şeyler haberler çıktı. İşte iPhone'ların bataryalarında sıkıntı olabilir. Şu telefonların bataryaları. Hayır arkadaşlar, onlar patlamaz. Korkmayın. Telefon bataryalarını patlatamazlar çünkü o bataryalar şişiyor. Yani içindeki lityum asitleri belli düzeyde yerleştirilmiş az. Ha özel üretim olur. Yine onlara özel batarya son çıkan iPhone'larda bunu yapar. Orasını bilemem. Ama genel bizim bildiğimiz kadar şu zamana kadar üretilen telefonlarda bu gibi tehlikeler yok. O entegreyi, çağrı cihazının entegresinin içindeki entegreyi dışarıdan sinyalle arıza verdiriyorlar. Kısa devreye düşürüyorlar. Sistem kısa devreye düştüğü anda bataryaların ucları birleşiyor. Anotla katot, yani artı eksi birleştiği anda bomba gibi patlıyor arkadaşlar. Aynen bu yaşandı orada. Bu şekilde cihazları dışarıdan sinyalle bozdular. O entegreleri bozdular. Bugün telefonlarda bu yaşanmaz ama ben size daha tehlikeli bir şey söyleyeyim. Nelerde yapabilirler? Elektrikli araçlarda arkadaşlar. Elektrikli dronlarda, bunlarda çok tehlikeli. O işlemci sistemine eğer ulaşabilirlerse sinyalle, o entegreleri kısa devre ederlerse, o bataryaları kısa devre ederlerse havada insansız hava araçlarında dronları, işte elektrikli araçları biliyorsunuz şu an piyasada satıldığı kullanıyor insanlar. Bu elektrikli araçları Allah muhafaza bomba gibi patlatabilirler. İşte bunlara dikkat edilmesi lazım. Özellikle de en önemli dikkat edilmesi gereken bizim ülkemizde de dünyada da bunlar, elektrikli arabalara dikkat edin arkadaşlar. Bu elektrikli arabaları dediğim gibi bomba gibi kullanabilirler. Tabii devletimiz artık bu olayları gördükten sonra gereken tedbirleri alıyordur inşallah. Bunu belirtelim. İşte Lübnan'da bu gibi ilk saldırılar yaparak Hizbullah'ın iletişimini kestiler. Neden? Zaten kendileri dile getirmişlerdi son günlerde. Lübnan'a saldıracağız. Hazırlık içerisindeyiz. Ve saldırdılar arkadaşlar bugün. Lübnan güneyini boşaltmak istiyorlar. Halka boşaltın dedi. Hizbullah'a saldıracağız. Zarar görmek istemiyorum. Burayı boşaltsın dedi. Halk da hemen boşalttı. Tamam, kadın çoluk çocuk gidebilir ama hastalar gidebilir, yaşlılar. Genç eli silah tutan vatanını, toprağını koruyabilecek güçteki insanları vatanını terk etmesine ben bir anlam veremiyorum arkadaşlar. Orada Hizbullah'la birlikte sevmeseler de, Hizbullah'ı da sevmeyenler vardır halkın içinde. Sevmeseler de vatanın için, toprağın için birlikte olmak zorundasın. Neden? Elin Yahudisi İsrail gelmiş senin vatanını, toprağını işgal ediyor, saldırıyor. Buna izin vermemen lazım. Toprağını bu kadar rahat, kolay bırakıp gitmemen lazım. Biz tarih kitaplarında okuduk. Çanakkale'yi biliyorsunuz, Kurtuluş Savaşı'nı biliyorsunuz arkadaşlar. Bizim dedelerimiz, ninelerimiz kazma kürekle, taşlarla savaşmışlar düşmanı. O şekilde dirgenlerle, kazmayla, kürekle düşmanı kovalamışlar Anadolu'dan. Onun için Kahramanmaraş deniliyor. Onun için Şanlıurfa deniliyor. Gaziantep deniliyor. Böyle unvanlar almış oradaki şehirlerimiz. Yani bizde bu hal var ama maalesef Orta Doğu'daki Müslümanlarda bu hali göremiyoruz arkadaşlar. İşte Ürdün'ü görüyorsunuz, tam tersi İsrail'in korumalığını yapıyor. Mısır yönetimi diyelim. Şimdi Ürdün'deki Müslümanlar da vardır, Müslüman kardeşlerimiz. Mısır'da da keza öyle. Müslüman kardeşlerimiz vardır. Mısır'ın yönetimi İsrail'in korumalığını yapıyor. Refah sınır kapısını aşmıyor. Oradaki mazlumlar, bakın kış, önümüz kış geliyor yine. Çoluk çocuk perme perişan. Bütün Afrika'daki göçü aldı. Oradaki küçücük, yani az sayıdaki insanı içeri almadı. Neden? İsrail izin vermiyor diye. Hatta Cezayir'in başkanı dedi ki Mısır'a, aç kapıları, bırak bizim ordumuz hazır, İsrail'e girelim dedi. Mısır'dan hiç ses yok. İşte Mısır yönetimi ve Ürdün yönetimi yakın zamanda gidecek diye video yapmıştık, hatırlıyorsunuz. Bizim bu videomuzdan sonra bir kardeşimiz yorum yazmıştı bana 2 gün önce. Abi dedi, Hakan Fidan aynen senin dediğini dedi, söyledi dedi. Girdim baktım, gerçekten de Hakan Fidan da şaşırdım. Ürdün ve Mısır'dan bahsetti. Ürdün'de ve Mısır'da savaş çıkabilir dedi. Onlar da tabii farkında. Neden? Çünkü Ürdün ve Mısır İsrail'in korumalığını yapıyor, yönetimleri. Bu yönetimlerden kurtulması lazım ki İsrail'e müdahale olsun. Lübnan'da da bugün saldırı yaptı, gördünüz. Bu saldırıların arkasından İsrail'de geri kaçış başlayacak. Çünkü artık müdahale edilecek. Daha ileri götürmezler tapınakçılar. Daha ilerisi tapınakçıların alanı arkadaşlar. Ona da asla müsaade etmezler. Özellikle Suriye'ye girmesine Rusya asla müsaade etmez. Suriye demek yarı Rusya demek. Yani Rusya'nın ordusunun %30'u Suriye'dedir arkadaşlar. Rusya'nın silahlarının, teknoloji silahlarının %30'u, abartısız belki daha fazlası Suriye'dedir, yeraltı şehirlerindedir. Buralarda silah üretimleri yapıyor. Neden? Biliyor çünkü Orta Doğu'da yaşanan olayları. İşte onlar yakın zamanda o Rus tankları, İran tankları Golan Tepelerinde, Rusya, Suriye ve İsrail sınırında, Filistin sınırında
Görülecek arkadaşlar yakında. Mecbur görülecek. Bu böyle gitmez. Orada bir dur denilmek zorunda artık İsrail'e. Kuzeye doğru, yukarı doğru adamlar çıkmaya başladı. Buna da asla tapınakçılar göz yummaz, izin vermez. Tabi buna Türkiye de izin vermez. Suriye de izin vermek istemez. İran da vermez. Zaten İran'la Suriye tamamen Rusya'nın kontrolünde. Biz de menfaatimiz gereği onlarla anlaşmalar yapıyoruz. Biliyorsunuz BRICS anlaşması yapılıyor. Maddi açıdan yarın bir gün incirlik kapatılsa, NATO'dan çıkarsak bize dolarla şantaj yapmasın Amerika, ekonomimizi bozmaya çalışmasın diye. Ekonomiyi garanti altına almak için bu gibi çatışmalar esnasında, savaş esnasında ülkede enflasyon sorunu olmasın diye BRICS'le anlaşmaya çalışıyor herhalde yetkililer, öyle anlaşılıyor durum. İleride çünkü bu BRICS'le anlaşıldıktan sonra en iyisini Allah bilir ama NATO'dan çıkma olayları, incirliğin kapatıldığını falan görebiliriz arkadaşlar. Ne buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam? Siz ahir zamanda Beni Asfar ırkıyla anlaşmalar yapacaksınız. İşte Ruslarla son yıllarda, özellikle son 3-5 yıldır ciddi hem askeri hem de ekonomik anlaşmalar yapılıyor arkadaşlar. Bu şekilde Rusya ortaya çıktıktan sonra şimdi yakın zamanda Rusya'nın Orta Doğu'ya müdahalesini izleyeceğiz inşallah. Şimdi onun olması lazım artık. Tapınakçılar artık kendi yüzlerini göstermeleri lazım. Rusya'nın Orta Doğu'ya inmesi lazım veya da Orta Doğu'da bulunan silahlarını ortaya çıkarması lazım. İsrail de bunu bekliyor zaten. İsrail'in amacı ne? Sonunun yaklaştığını biliyor arkadaşlar. Nedir o sonu? Mehdi Aleyhisselam'ın geleceğini biliyor adamlar. Bizim Türkiye'de Müslümanım diyen, Mehdi Aleyhisselam'ı inkar eden, gelmeyecek diyen birçok insan olduğu halde elin Yahudisi ona inanmış. O gelecek. O gelmeden hemen bizim Mesih'imizin gelmesi lazım. Mesih'in gelmesi de ne yapması lazım bunların? Arz-ı Mevut topraklarını ele geçirmesi lazım. Arz-ı Mevut toprakları neresi arkadaşlar bunların? Fırat'la Dicle Nehri arası, ta bizim Erzincan'dan Anadolu, bizim topraklarımızda bile gözleri var ki adamlar bunu haritaları servis edildi zaten. Göz önüne çıktı. Bizim Erzincan'dan Hicaz'a kadar Fırat ve Nil Nehri'ne arasını almak istiyor adamlar. Düğmeye bastılar. Bunun için harekete geçtiler. Bütün bu adamların sağa sola saldırısının altındaki amaç bu arkadaşlar. Arz-ı Mevud'u ele geçirmek istiyorlar. Tabii bu onların hayali gerçekleşmeyecek çünkü hadis-i şerifler o yönde. Bu hayalleri onların sonunu getirecek inşallah biiznillah Allah'ın izniyle. Dualarımız da o yönde. Sonları da çok yaklaştı. Son verdikleri sıkıntılar arkadaşlar. Çok kısa zamanda geriye doğru kaçtıklarını göreceksiniz. Hatta o derece ki Kudüs'ü bile boşaltıp kaçacaklar. Buradan seslenelim. İlk giren oraya Müslüman kardeşlerimiz Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e girdikleri anda ilk yapacakları iş ağlama duvarlarını yıksınlar onların. Çünkü onların bir duvarı kaldı. Oraya gidip ibadet ediyorlar kendilerince ağlıyorlar. O duvarı tekrar üç duvarla çevirerek Mescid-i Aksa'da üçüncü mabetlerini inşa etmek istiyorlar arkadaşlar. Allah da nasip etmeyecek bunu. Onların amaçları bu. Birkaç gün önce de biliyorsunuz animasyon yayınlamışlar. Mescid-i Aksa'nın içindeki Kubbetü Sahra'yı yakıyorlar, yıkıyorlar arkadaşlar. Müslümanların kutsal mekanlarına oradaki zarar veriyorlar ki üçüncü mabetlerini yapmak istiyorlar. Artık bunları açıktan ifade etmeye başladılar. Biliyorsunuz bir bakanları var, onlar da ifade etmişti. Onun için bu saatten sonra Lübnan'daki o Müslümanlar da hani vatanların topraklarını bu kadar rahat bırakıp terk etmemeleri lazım. Hizbullah'la birlikte çatışması lazımdı. Çünkü nereye giderlerse gitsinler artık cihat zamanı, savaş zamanı. Bütün dünya bunu konuşuyor. Hiçbir yerde huzur bulamazsınız. Artık bu saatten sonra İsrail'in ortadan kalkması lazım. İsrail kalkmadan, İsrail yok olmadan Orta Doğu'da asla dünyada refah ve huzur olmayacak. Ben ne demiştim? Bu olaylar başladı. Deccal gelip İsa Aleyhisselam da inip İsa Aleyhisselam Deccal'i öldürünceye kadar savaşlar durmayacak arkadaşlar. Ama hızlı bir şekilde kısa bir zaman içinde hepsi bitecek buna emin olun. İnşallah çok dua edelim. Allah Teala en başta ülkemiz, Türkiye'miz, vatanımızı, milletimizi muhafaza etsin ve bütün dünyadaki Müslümanları, çoluk çocuğu, mazlumları korusun arkadaşlar. İsrail'in de tez zamanda sonunu getirsin inşallah. Allah'a emanet olun.